Evet, Yıldız Teknik Üniversitesi Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Küçük bir düzeltme yapabilirim. Ben Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi'nin başkanıyım. Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi başkanısınız. Evet. Lütfen kusurumuza bakmayın, ekrana böyle yansıyacak. Bunu da düzelttikten sonra şimdi devam edelim Şükrü Bey. Şöyle yapalım mı? Görüntüleri arkadaşlarımızdan rica edelim. Yıkılma anının görüntüleri gelsin. Siz bunun üzerinden bize durumumuz, vaziyetimiz, altyapımız, binalarımız, bizim idrakımız, çevremizle ve inşaatlarımızla ilişkimiz nedir? Bize bir anlatır mısınız? Çok derin sorduk ama siz buyurun, istediğiniz yerden başlayın. Ne diyor bu görüntüler bize? Peki, şimdi İstanbul çok düz bir alan değil. Yedi tepeden oluşuyor. Yani İstanbul'un altyapısı, alt zemini aslında Türkiye'nin en sağlam yeri. Bu söylemim genel. Ama onun üzerinde kayaların ayrıştığı, çürümüş, suya karşı duyarlı bir zemin var. Eğer yapılar da zemine uygun yapılmamışsa, yani bu olaydan dolayı doğayı suçlamak çok anlamsız. Yanlış, çarpık yapılaşma ve altyapı eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çok yağış yağdı, işte heyelan oldu, toprak kaydı demek çok yanlış bir şeydir. Şehirleşmede bunların öngörülmüş olması gerekiyordu. Bu bölgede eski yapılarla çok yoğun olan bir bölge. Açık alanda, ama daha öncesi vardır bunun. Bu yağışlarla kaydı, ama daha öncesinde özellikle şehrin altındaki drenaj hatlarında kırılmalar, çökmeler oluyor. Buradan geçecek sular geçmiyor. Yerin altındaki toprağı besliyor. Biraz önce söylediğim o çürümüş zemin suyla buluştuğu zaman için için yerin altını boşaltıyor. Hmm. Ve bunlar da tam tetiği çekmek için büyük bir yağışlarda da tetik çekiliyor. Toprak kayıyor, heyelanlar meydana geliyor ve bu tür afetler meydana geliyor. Bu öngörülebilir bir şey. Yani nitekim can kaybı olmamış. O bir kazanç. O, bakın, su akıyor. Oradaki suyu da iski kesti. Hmm. Çünkü kayma esnasında toprakla suyun buluşmaması gerek. İki tehlikeli madde. Bunların yan yana gelmemesi gerek. Ama akabinde çok şiddetli bir yağış oldu. Açık alandaki toprak yüzeyi maalesef kaydı. Ama dikkat edin, onun hemen yanında kazıklarla beslenmiş 6 katlı bir kırmızı bina var. Sağ tarafında, suyun sağ tarafında. Buradaki kazıklar önlem alındığı için bu açık alana göre daha dayanıklı. Yani burada aslında kötü ile iyi arasındaki örnekleri görme şansımız oluyor. Kurtarır mı yandaki binayı o kazıklar? Büyük ihtimalle kurtarır, ama %100 garantisi yoktur. Şöyle ki, o kazıklar büyük ihtimalle zemine... Şu bina, şu sağdaki, evet, kırmızı bina. Sağdaki kırmızı bina. Fakat arkasındaki zemin suyu çok alırsa, kilin şöyle bir özelliği var. Bünyesinin 3 katı kadar su alabilen bir malzeme. Hmm. Yani kile göre değişir. Ama bu ne demektir? Hacim büyüdüğü zaman aktif bir basınca geçebilir ve kayma olabilir. Bunu önlemenin yolları işte kazıklar yapmak. Zemini suyla buluşturmayacaksınız. Zemine su girmeyecek. Yapılarda en önemli şey bu. Drenaj yapacaksınız. Onu, suyunu uzaklaştıracaksınız. Bakın burada evveliyatın da çok öncesinde bunun izleri vardır. Mutlaka görülmüştür. Bu son olaydır. Yalnız bu çarpık kentleşmede İstanbul'da buna benzer örnekler çok var. Bunları hep yaşayacağız. Artık şehir afetleri diye bir şey başladı. Yani çünkü şehir selleri diyoruz. Çünkü doğa bir şey yapmıyor. Her taraf beton olunca suyun toprağa girip sızıp uzaklaşacağı, yeraltı suyunu besleyeceği bir yer yok. Su dolayısıyla bir afet haline dönüşebiliyor İstanbul'da. Olağan yağışlarda da dönüşebiliyor. İşte bunun altyapı eksikliği, işte drenajlar, buna benzer önlemlerin alınması gerek. Biliyorsunuz geçenlerde, daha yenilerde bir tren yolu kazamız oldu. O da zeminin jeolojik özelliklerinden kaynaklıydı. Sadece yağışa bağlamak doğru değil. Zeminin özelliklerini öngörüp önlem alacaksınız. Bu çok basit. Buralarda da daha önceden mutlaka izleri vardır. Bunların ihbar edilip buna göre önlem alınması, binanın boşaltılması gerekir. Nedir o izler hocam? Yani mesela başka yerlerde bu tür problemler şu an yaşanıyorsa, evet, erken tespit edebilmek açısından. Çok doğru, haklısınız. Mesela böyle bir kaymadan önce geride, zeminde, yani üst tarafta çatlaklar oluşur. O çatlakları gördüğünüz zaman
Çünkü çatlak oluştuğu zaman çatlağın içine su girer. Su girdiği zaman kayganlaşır. Böyle bir durumu görüldüğü zaman hemen ilgililere söylenmeli. Kaymadan önce bir süre var. Kaçma süresi var. Deprem gibi değil bu. Birazcık süre var. O anda önlem almalı. Ne önlemi? İşte can güvenliği açısından önlemi. Ama burada şu anda bir düzenleme yapamazsınız. Bekleyeceksiniz. Alanı güvenli hale getirip güvenlik elemanları bile girmeyecek buraya. Burası çok tehlikeli. Yandaki binalar boşaltılmış, o kırmızı bina. Evet. Orada da oturmaya devam edemeyecek insanlar. Gayet tabii olmaması gerekir. Bu bir önlem çünkü. Kuru bir zamanda önlemlerinizi alacaksınız. Islak bir dönemde burada herhangi bir önlem almak imkansız. Doğru değil, yanlış zaten. Şükrü Bey, şunu merak ediyorum. Siz yorumunuzun en başına dediniz ki İstanbul genel itibariyle zeminine güvenebileceğimiz bir yer ama bazı bölgelerde işte zeminin çürümesi, işte daha farklı özellikler göstermesi sebebiyle daha dikkatli olmak gerekiyor ki bu resmi yaşamayalım, görmeyelim diye. Belli semtlerden ya da bölgelerden bahsetmek mümkün mü? Tabii. Bu riskin daha fazla olduğu, yoksa iyice mikro ölçekte mi? Yani zemini sağlam bir ilçede bile bazı bölgeler bu tip özellikler gösterebilir. Kötü bina yaptıysanız artık işte Allah'a emanet, yani öyle mi bakacağız? Belli bölgeleri var mı İstanbul'un özellikle, evet, dikkat edilmesi gereken? Bu aslında iyi bir soru. Ben deprem açısından da bunu şöyle açayım. İstanbul'un merkezi kesimi çok sağlam kayalardan müteşekkil. Ve Türkiye'nin en sağlam yeri. Bakın, bu en sağlam yeri üzerinde eski yapı stokları, depremin olduğu, yani ta Osmanlı dönemi 1900'lü yıllarda yapı stoğu bu sağlam zemin üzerindeydi. Yine hasar gördük. Şimdi İstanbul yayıldı. 4 milyon konut var. Artık sağlam zemin değil, çevresine de yerleştik. Çürük zemin üzerine de yerleştik. Dolayısıyla heyelanda böyle oluyorsa en ufak sarsıntıda çok ciddi hasarlar meydana gelebilir. Bu bakımdan kentsel dönüşümü, depremi çok ciddiye almamız gerekiyor. Bakın, bunlar aslında bir doğa afetinin şeyleri, öncüleri, habercileri. Bunları ciddiye almak gerekiyor. Bu işin şakası olmaz. Yani yapıyla zemini barıştırmanız gerekiyor. Hmm. Yapıyla zemini barıştırmazsanız istediğiniz kadar güçlü, bakın yukarıdaki yıkılan bira istediği kadar güçlü olsun, İşte zemin boşaldığı zaman, zemine uygun bir şey yapmadığınız zaman bina yıkılabiliyor. Şükrü Bey, şunu da sormak istiyorum şimdi. Türkiye'nin gündeminde bir de imar barışı var. Bilmiyorum o bilgi bizde var mı? Yani bu binanın o kapsamda olup olmadığı ya da o bölgedeki bir bina olup olmadığı ile ilgili. Ama işte orada da mesela hani beyan esas böyle bir durumda var. Ama içinde yaşayanlar binanın bunu bilmeye de bilirler. Yani binanın teknik sorunlarının ne olacağı. Çünkü çıplak gözle görecek bir şey de olmayabiliyor anladığım kadarıyla. Buna dair bir şey söyleyebilir misiniz? Yani nasıl bir uygulama olması gerekiyor? Şimdi bina barışı ayrı seyrediyor ama elbette bir vatandaş kendi binasının ne kadar sağlam olduğunu bilebilir ama bilmeyebilir genelde. Çünkü teknik bir konu. Bu konularda aracılık yapacak kimsenin, kurumun belediyeler olması gerek. Bu kentsel dönüşümde de öyle. Yani önünüze bir sözleşmeyi dayıyorlar. Siz onu imzalamak zorundasınız ama içeriğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla zeminle ilgili ya da tehlike arz ettiğiyle ilgili belediyelerin alanlar için öngörülmesi gerek. İşte şu semt böyledir, şu mahalle böyledir. Öngörülerin olması gerekir. Dolayısıyla bu barış sağlandı diye ev güçlendi anlamı taşımaz ki. Evin kendi riski yine devam ediyor zaten. İstanbul'da bu kadar konutun %65'i iskanlı değil, izinli değil. Yani oturma özellikleri mühendislik özelliklerine uygun değil. Dolayısıyla İstanbul'da yapılacak çok iş var. Gerçekten çok iş var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Şükrü Ersoy konu devam edecek manşet.